Hızlı tren gelmiş Maraş'a, hayırlı olsun. Su %55-60 indirim yapılmış, hayırlı olsun. Aksu çayı temizlenmiş, hayırlı olsun. Deprem gerçeğinde Kahramanmaraş, depremle ilgili çok güzel tedbirler almışlar. Deprem sonrasına ilişkin hayırlı uğurlu olsun. Avuçlarımızdan termik santrali artık zehir saçmıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok başarılılar. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'ü kutluyorum. Bütün bunları yaptı. Demek isterdim ama diyemiyorum maalesef. Diyemiyorum. Yani maalesef Hayrettin Bey gerçekten de herkesi şaşkınlığa uğrattı. Belediyecinin kitabını yazdım dedi. Belediyecinin kitabını yazdım, bana oy verin. Ben çok iyi yönetirim dedi. Vatandaş da dedi ki tamam, sana oy veriyoruz. Hayrettin Bey'e oy verdiler. Ve belediye başkanı yaptılar. Ben o dönem demiştim ki rakibi olarak, belediyecinin kitabını yazmakla belediye başkanlığı iyi yapılmaz. Halkın içinden gelmek lazım. Bürokrat mantığıyla bakmamak lazım demiştim. Ama halkımız böyle bir tercihte bulundu. Baş göz üstüne dedik biz de. Sesimizi çıkartmadık. 2 yıla yaklaştı. Elle tutulur Kahramanmaraş'a, elle tutulur yaptığı hiçbir şey yok. 2 yıldır devlet memuru gibi. 9'da gir 5'te çık. Be mübarek adam. Madem bu kadar çok seviyorsun bürokrasiyi, devlet memurluğunu, Ankara'da kalsaydın. Gelip de Kahramanmaraş'ta niye Maraşlı'nın 5 yılını heba ettin ki? Ya her yeri uçuyor çevremizde. Kayseri'si, Antep'i, Osmaniye'si, Adıyaman, her yer Kahramanmaraş olduğu yere sayıyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Maalesef gerçek. Hiçbirisinin tenezzül etmediği işlere bugün bazı milletvekilleri tenezzül ediyorlar. Bu üzüyor bizi. Beni üzüyor. Yanlış. Yapılmaz. Ben de o zaman kendi kardeşime yaptırayım. İl başkanları kendi yeğenlerine, kardeşlerine yaptırsınlar. Yok diyenin tepesine çöksünler. Böyle bir şey olur mu ya? Bunları söylemek bizim boynumuzun borcu. Türkiye deprem ülkesi, Kahramanmaraş deprem şehri. Allah göstermesin, burada bir yüksek şiddette deprem olursa cidden sıkıntı olur. Bugünden uyarıyoruz. Kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm, güçlendirme ise güçlendirme. Şu şehrin analizi yapılmadı arkadaşlar hala. Hangi bina depreme dayanıklı, kaç şiddetinde depreme dayanıklı, hangisi dayanıklı değil? Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Yarın deprem olduğu zaman ah ah vah vah demenin bir anlamı yok. Bugünden tedbir almak gerekiyor. Allah göstermesin arkadaşlar. Hepimizin oturduğu evlerde sıkıntı olabilir. Bir deprem analizi yapılması gerekiyor ya.